Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Yine uzun süredir araştırmış olduğum bir konuyla karşınızdayım. Elektrikli araçların elektromanyetik etkisi üzerine biraz araştırma yaptım. İlgimi de çeken bir konuydu aynı zamanda. Aynı zamanda insan hayatının içerisinde yer alan bazı elektrikli aletlerin, makinaların, cihazların da karşılaştırmasını yapacağım. Tabii elektrikli araçların insan hayatına girmesiyle birlikte insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri son yıllarda zaten bilimsel araştırmaların ve tartışmaların konusu olmuş. Aynı zamanda olduğundan farklı şekilde gösteren yazılar da hakemli dergilerde değil ama farklı dergilerde ve internet sitelerinde yer almış. Bunların bir kısmının fosil yakıt endüstrisi tarafından desteklendiği de ortaya çıkmış. Elektrikli araçlarda elektromanyetik alanların kaynakları şu şekilde. Birincisi elektrik motorları, ikincisi bataryalar ve güç elektroniği, üçüncüsü şarj sistemleri, dördüncüsü yardımcı sistemler. Yani bilgi, eğlence sistemi, Bluetooth, Wi-Fi falan benzeri sistemler. Tabii aynı zamanda bunlar yasal düzenlemelere de konu olduğu için bazı ölçümlere de tabi tutulmuş. Özellikle Avrupa Birliği açısından bu çok katı kurallara tabi tutulmuş. Bu alanların yani elektromanyetik alanların insan sağlığı üzerindeki etkileri özellikle EMC kısaltmasıyla geçen elektromanyetik uyumluluk ve EMI olarak geçen elektromanyetik girişim bağlamında incelenmiş hep. Elektromanyetik uyumluluk testlerinden kısaca bahsedeyim. Elektrikli araçlar Avrupa Birliği'nin Avrupa Ekonomik Komisyon açılımı olarak yer alan ECE-R10 standartlarına uygun olarak elektromanyetik emisyon testlerine tabi tutulmuş ve tutulmakta. Yani hem fosil yakıtlı araçlar emisyon testlerine tabi tutulurken elektrikli araçlar da elektromanyetik emisyon testlerinden geçmekte. Bu testler 20 MHz ile 20 GHz frekans aralığında yapılmakta. Bir kısaltmamız daha var, mikro Tesla. Tesla aslında manyetik akı yoğunluğunu temsil eden uluslararası bir birim. Mikro Tesla da bu ölçülerden bir tanesi. Elektromanyetik alanlarda testlerde ikiye ayrılıyor. Düşük frekanslı, LF diye geçiyor. Bir de yüksek frekanslı. O da RF diye geçiyor. Düşük frekanslı alanlarda genel sınır halk için 200 mikrotesla. Mesleki maruziyet ise 1000 mikrotesla. Bu sınırlar sinir sisteminin uyarılmasını önlemek için belirlenmiş. Yapılan ölçümlere bakıldığında elektrikli araçlarda bu sınırların altında EMA üretmekte. Yüksek frekanslı alanlarda ise genel halk için sınır 5 kW bölüm metre. Mesleki maruziyet için ise 10 kW bölü metre olarak belirlenmiş. Bir de işin zaman ve frekans bağımlılığı boyutu var. Yani evet, bir elektromanyetik alan var ama orada ne kadar süre durursak ne kadar etkileniyor? Bununla ilgili ölçüm yapılıyor. Bunu da hangi birim belirliyor? Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu belirliyor. Bu radyasyondan korunma komisyonunun belirlediği sınırlar hep yine sinir sistemi ve biyolojik etkiler üzerine. Bu sinir sistemi ve biyolojik etki düşük frekanslı alanlarla ilgili. Yüksek frekanslarda ise termal etkiler ve dokulardaki ısınma ön planda. Bu yüksek frekanslarda da SAR birimi devreye giriyor. Elektrikli araçlarda ölçülen EMA'lar radyasyondan korunma komisyonunun belirlediği sınırların da çok altında. Bu komisyonun çalışmalarından birkaç tanesine baktığımızda elektrikli araçların içindeki manyetik alanların 0,1 ile 10 mikrotesla aralığında değiştiğini görüyoruz. Ki radyasyondan korunma komisyonunun 200 mikrotesla olarak üst sınırı belirlediğini hatırlarsak bu çok çok altında bir değer. Yani üst sınırın %5'inden bile az. Hatta elektrikli araçlar ve ekosisteminde elektromanyetik alanların en yüksek olduğu yer hızlı şarj istasyonlarının kablolara yakın olan bölümlerinde bile bu sınırın altında olduğunu görüyoruz değerlerin. Bu açıdan şarj
istasyonları ve EMA değerlerine baktığımızda elektrikli araçlar için elektromanyetik alan seviyesinin en yüksek olduğu noktaların hızlı şarj noktalarının özellikle soket girişlerinin olduğu noktalar olduğunu görüyoruz. Ancak bu seviyeler bile insan sağlığında risk oluşturacak seviyelerin aşağısında. Hatta yapılan testlerde, birazdan bahsedeceğim, şarj kablosunu tutan veya şarj istasyonuna yakın kalp pili kullanan bireylerin bile herhangi bir anormal kalp pili aktivitesi gösterilmediği tespit edilmiş. Bu değerlendirmeleri bir kurum daha yapıyor. O da Avrupa Çevre Ajansı. Avrupa Çevre Ajansı'nın yaptığı tespitlere göre elektrikli araçların elektromanyetik etkisi insanların kullanmış olduğu diğer elektrikli cihazların birçoğundan daha az veya benzer düzeyde olduğunu belirliyor. Hatta yine Avrupa Çevre Ajansı elektrikli araçların yaygınlaşmasının çevre sağlığı açısından halk yararına olacağı belirtiliyor. Şimdi esas olarak bir de hayatımızdaki diğer elektrikli cihazlarla, makinalarla ve aletlerle bir karşılaştıralım elektrikli araçları. Bu karşılaştırmanın neler üzerine yapıldığını yine ekrana koyacağım. İşte belirtildiği gibi manyetik alan yani mikro Tesla birimi, elektrik alan volt bölü metre birimi ve spesifik emilim oranı yani SAR birimi ölçülerine dayanıyor. Zaten radyasyondan korunma komisyonunun belirlediği sınırları ekrana da koyacağım. Üst sınır 200 mikro Tesla'ydı. Az önce söylediğim gibi. Elektrikli araçların RF değerini yani yüksek frekans değerinin de cep telefonlarından bile daha düşük olduğu tespit ediliyor. Yine bu testlerde bilimsel, hakemli dergilerde yayınlanmış testler. Önce bir elektrikli araçların elektromanyetik alan seviyelerine bakalım. Araç içi, sürücü ve yolcu bölgesinde 0.1 ile 10 mikro Tesla aralığında. Bu da motor ve batarya kaynaklı. Hızlı şarj istasyonlarında 1 ile 20 mikro Tesla aralığında. O da kablo ve şarj cihazına yakın durumda. Türkiye'de yok ama özellikle Çin'de ve bazı ülkelerde var. Bir de kablosuz şarj istasyonları var. Kablosuz şarj istasyonlarında ise 10 ile 50 mikro Tesla aralığında. O da şarj pedine yakın durumda. Elektrikli alanlar olarak yani volt bölü metre olarak baktığımızda ise araç içinde 1 ile 100 volt bölü metre aralığında, şarj istasyonlarında ise 10 ile 20 volt bölü metre aralığında, yüksek frekans, radyo frekansı olarak baktığımızda ise araç içi kablosuz sistemler 0.01 ile 1 volt bölü metre, SAR değeri olarak ise 0.1'den daha düşük. Yani radyasyonu önleme komisyonunun belirlediği sınırların %5 ile %10'u aralığında. Şimdi diğer elektrikli aletlerin ve cihazların EMA seviyelerine bir bakalım. Ev aletlerine önce bir bakalım isterseniz. Mikrodalga fırın 10 ile 100 mikro Tesla aralığında. RF alanı 0.5 ile 3 volt bölü metre aralığında. Mikrodalga fırınla karşılaştırdığımızda mikrodalga fırın elektrikli araçlardan daha yüksek değerlere sahip. En düşük değere sahip olan mikrodalga fırınları bile elektrikli araçların en yüksek değerine yakın değerlerde. Saç kurutma makineleri sizi çok şaşırtacak. Saç kurutma makinelerinin elektromanyetik alanı 10 ile 200 mikro Tesla aralığında. Yani üst sınıra çok yakın bazı saç kurutma makinelerinin değerleri. Elektrikli alan değeri ise 50 ile 300 volt bölü metre değerleri aralığında. Burada baktığımızda zaten saç kurutma makinelerinin birçoğu elektrikli araçlardan daha yüksek değerlere sahipken aynı zamanda radyasyonu koruma komisyonunun belirlediği değerlerin bile üzerine çıkabilmekte. Elektrikli süpürgelere baktığımızda ise manyetik alan 2 ile 20 mikro Tesla aralığında, yani elektrikli araçlarla benzer. Bir de kişisel cihazlara bakalım. Cep telefonlarından başlayalım. Cep telefonları özellikle yüksek frekans RF değerleri açısından karşılaştırılıyor. Cep telefonlarının kulağa yakın olduğu durumlarda 900 MHz ile 2.4 GHz aralığında değerler var. SAR değeri ise 0.1 ile 1.6 değerleri arasında, ki sınır burada Radyasyonu Koruma Komisyonu tarafından üst sınır olarak 2 belirlenmiş. Yani
üst sınıra da yakın. Burada karşılaştırdığımızda elektrikli araçların RF sistemlerinin değerlerine göre çok daha yüksek oranlara sahip olduğunu görüyoruz. Dizüstü bilgisayarlara baktığımızda ise manyetik alan benzer. Elektromanyetik alan değerleri 0.5 ile 10 mikrotesla aralığında. Yani elektrikli araçlarla hemen hemen aynı. RF değerleri ise 0.01 ile 1 volt bölü metre aralığında. O da elektrikli araçlarla çok benzer. Şimdi gelelim tıbbi ve endüstriyel cihazlara ve aletlere. Örneğin MR'lara bakalım. MR cihazlarına baktığımızda manyetik alanı söylüyorum, sıkı durun. 500 bin mikrotesla ile 3 milyon mikrotesla değerleri arasında. Yani elektrikli araçlardan milyonlarca kat daha fazla elektromanyetik alan değerlerine sahip. MR'a her girdiğimizde aldığımız elektromanyetik alan değeri elektrikli araçlardan çok daha fazla olmakta. Endüstriyel kaynak makinalarına baktığımızda ise manyetik alan 100 ile 10 bin mikrotesla aralığında. Yani endüstriyel kaynak makinaları da elektrikli araçların elektromanyetik alan değerinden yüzlerce, hatta binlerce kat daha fazla. Bir de özel durumlar var bazı hastalar için. Tıbbi cihazlar, kalp pilleri gibi ve bazı implant edilebilir tıbbi cihazlardan bahsediyoruz. Bunlar düşük seviyeli elektromanyetik alanlara karşı bile duyarlı cihazlar. İki tane çalışmadan bahsedeceğim. Hakemli tıbbi dergilere de konu olmuş, yayınlara da girmiş olan. Birisi 2022 yılında yapılmış olan bir çalışma. 104 tane kalp pili kullanıcısı olan birey üzerinde bu test yapılmış. Elektrikli araçların EMC standartları nedeniyle kalp pili kullanıcısı bu 104 kişide de minimum seviyede kalmış. Yani etkileyici düzeyin altında kalmış. Testler sürüş simülasyonu, yani dinamometre üzerinde ve şarj istasyonu kullanımında şarj takma ve çıkartma gibi senaryoları içermiş. Bu testler sonucunda şarj istasyonlarında kablo ile temas ve aracın ön koltuğunda oturma gibi simülasyonlar da gerçekleştirilmiş. Ama 104 tane kalp pili kullanan bireyin hiçbirinde de olumsuz bir durum yaşanmamış. Yine 104 tane hastayla yapılan bir çalışma var. Ona değinelim. Hızlı şarj cihazlarıyla. Kardiyoverter defibrilatörler, bunların üzerindeki elektromanyetik girişim, yani EMI etkisini incelemiş bu çalışma. Bu 130 hasta 561 hızlı şarj işlemi sırasında test edilmiş ve hiçbir olumsuz olay, işte örneğin kalp pili inhibisyonu veya yanlış aritim tespiti gözlenmemiş. Çalışma raporu yüksek hızlı şarj istasyonları bölgelerinin bile bu cihazı kullananlar için olumsuz bir etki yaratmadığını tespit etmiş. Bu çalışma aynı zamanda Europace'de de yayınlanmış. Yine kanserli hastalarla ilgili bazı çalışmalar yapılmış ve benzer şekilde herhangi bir olumsuz etkiye rastlanmamış. İşte çocukluk çağı lösemisi ve diğer kanser türleriyle ilgili çalışmalar incelenmiş, ancak bunlarda da olumsuz bir etkiye rastlanmamış. Ben bu çalışmada yararlandığım kaynakların hem linklerini hem de listesini açıklama kısmına koyacağım. Ekrana da zaten koydum. Teknik terimleri çok fazla içerdiği için çok fazla detaya boğmak istemedim. Yani bir iki haftalık bir okuma yaptım. Bu sırada benim bile kafam allak bullak oldu. Yani gerçekten bu konuda çok fazla bir çalışma yapılmış ve elektrikli araçlar da özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde bu onayları almadan satışa çıkamıyor. Yani genel anlamda özet olarak baktığımızda bizim hayatımızda yer alan diğer elektrikli aletler, cihazlar açısından elektrikli araçların daha olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini iddia edemeyiz. Hatta bir olumsuz etkiye sahip olmadığı belirleniyor çoğu çalışmada baktığımızda. Tıbbi cihazlar açısından baktığımızda ise, yani bir hastalık tespiti için veya bir başka şey için gidip, teşhis için gidip tıbbi cihazlara tabi tutulduğumuzda çok daha yüksek değerlere maruz kalıyor vücudumuz. Bu açıdan tedirgin olacak bir şey olmadığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim de bu kadardı. Daha sonra başka konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.